İşte böyle geldi. Sel önüne kattığı her şeyi sürükledi, dağıttı, paramparça etti. Sadece evleri, arabaları değil, hayatları da. Bir kişi o azgın suya kapılarak can verdi. Dört kişinin cansız bedeni ise selin yıkıp geçtiği evlerin enkazından çıkartıldı. Bu kez adres Artvin'di. Dün öğle saatlerinde başlayan yağmur hiç dinmedi. Şiddetli yağış tüm kentte etkili oldu ama Borçka'da sele dönüştü. Dere yatakları taştıkça taştı. Birçok köy su altında kaldı. Azgın su evleri, camileri, elektrik direklerini, hatta köprüleri içine aldı. Bir de yukarılar vardı. Sel suları oralara ulaşamadı. Ama şiddetli yağış oralarda da heyelana neden oldu. O noktalardan biri de Kayaköy'dü. Heyelan dört katlı bir binayı çökertti. Dört kişi enkaz altında kaldı. Ekipler saatlerce uğraştı ama ne yazık ki enkaz altından demirci ailesinin dört ferdi cansız olarak çıkartıldı. Felaket bu işte, felaket. Geçiş yok, eve girenler yok. Giremiyoruz, öleceğiz. Herkes öleceğini sandı. İnsanlar üst katlara, imkanı olanlarsa köylerine, yüksek yerlere doğru kaçmaya başladı. Ben çoluk çocukları, ailemi kaçırıyorum köye, dağa. Baraj korkusu var ayrıyetten. Ama sel birçok noktada geçit vermedi. Şu an köyü göremiyoruz. Köy önlerinden sular akıyor. Hiçbir taraftan dönüş yok. Yollar selin getirdiği çalı çırpıyla, kütüklerle doluydu. Birçok yerde de asfalt sökülmüştü. Hopa Borçka karayoluysa kullanılacak halde değildi. İş makineleri yolları açmak için aralıksız çalıştı. Sel Borçka'yı dün vurdu. Bugün öğrenciler ders başı dahi yapamadı. Mecburi tatil yaptı. Kentte yaralar hala açık. Ama hayat devam ediyor. İşte bu yüzden selin getirdiği odunlar toplandı. Kışa hazırlık yapıldı. Ama hala gözlerde acının, korkunun, dehşetin izleri vardı.